أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاء فاعلموا
هلكت وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili seyirciler, Bursa TV ekranlarında ve 88.3 Sancak FM ortak canlı yayınında bir kere daha, bir iftar programında daha sizlerle bizleri buluşturan alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha dünyaya teşrif etmeden babasını kaybetmişti. Küçük yaşlarda annesini ve dedesini de kaybedince Allah'ın Resulü'nü amcası yanına aldı. Amcasının eşi Fatıma Hanım Peygamber Efendimiz'i özenle büyüttü. Adeta yemedi yedirdi, giymedi giydirdi. Ona şefkat ve merhametin en güzel örneklerini sergiledi. Ona hiç yetimliğini hissettirmedi. Ve gün geldi, amcasının hanımı Fatıma hanımefendi vefat etti. Allah Resulü çok üzüldü. Gömleğini Fatıma yengesinin üzerine serdi. Cenazesinde yapılması gereken bütün görevleri ifa etti. Kendi elleriyle bizzat kendisi ilgilendi. Vefakarlığının ve kadir şinaslığının karşısında sahabe-i kiram sordu. Ya Resulallah, bu ilginin hikmeti nedir diye. Allah Resulü buyurdu ki, o adeta benim annemdi. Vefakarlık ve fedakarlık Allah Resulü'nde gördüğümüz en önemli örneklerden, güzelliklerden birisidir. Bir müminin duruşudur vefakarlık ve kadir şinaslık. Bugün bir mümince duruşu sergileyen, vefakarlıkta ve kadir şinaslıkta örnek olarak kabul ettiğimiz, gördüğümüz, zahirde öyle gördüğümüz bir dostumuz, iki dostumuzla, iki kardeşimizle, konuğumuzla beraberiz. Biri Gürsü Belediye Başkanımız, çok kıymetli dostumuz Mustafa Işık Beyefendi. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk hocam. Safalar getirdiniz. Allah razı olsun. Bir diğeri de az önce yürek tellerimizi titreten, gönüllerimizi doyuran, Allah'ın kelamını o güzel ağzıyla bizlere tilavet buyuran Bursa Ulu Camimizin emekli müezzini Sayın Abdullah Yiğit Hocam. Allah razı olsun. Teşekkür Kıymetli ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar getir. Sefa bulduk, sağ olun, var olun. Bizi aldınız, götürdünüz maşallah. Allah kabul etsin inşallah. Hakikaten doyurdunuz. Allah razı olsun. Kıymetli başkanım, gönül dünyanız nasıl titredi değil mi gönül tellerinde? Şimdi maneviyatın en yoğun olduğu saatler hocam, biliyorsunuz. Evet. Hocam da sağ olsun bu saatlerde bizi aldı götürdü. Allah kendisinden razı olsun. Onun yetişmesinde emeği geçenlerden de Allah razı Amin. Olsun. Bilemiyoruz hayatta olanlardan, hayatta olmayanlara da Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Amin. Çünkü böyle güzel insanları yetiştiriyorlar ve bu insanlar da hani insana değer vermek çok önemli. İşte güzel insanı yetiştirdiğiniz zaman güzel insan da güzel işler yapıyor. Ölseniz bile arkanızdan hep böyle hayır dualar getiriyor. Ben hepsinden Allah razı olsun. Amin. Emeği geçen herkesten hocam için. Amin inşallah. Kıymetli hocam, Abdullah hocam. İlerleyen dakikalarda sizinle Abdullah Yiğit'i, 40 yıllık hizmeti ve Ulu Cami'yi konuşacağız inşallah. İnşallah konuşacağız. Kıymetli başkanım, vefakarlığınızda ben sizi yakinen izleyen ve takdir eden bir kardeşinizim. Şahit olduğum hadiseler var. Hele bir konu var ki o konuda hem yüzünüze hem de gıyabınızda takdir ettiğimiz bir konu. Cüneyt Yıldız. Yani nasıl ki Peygamber Efendimizin "O benim anamdı" diye hizmetinde bulunduğu ve vefakarlığın, kadir şinaslığın zirvesini gösterdiği gibi
Siz de rahmetli Gürsü Belediyesi eski başkanımız Cüneyt Yıldız'ın vefatından şu güne kadar ona ciddi vefa gösteriyorsunuz. Biraz Cüneyt Yıldız'ı ve bu vefa konusunu biraz sizinle paylaşmak istiyorum kıymetli başkanım. Evet hocam, biraz açık konuşmak gerekirse hayatımın en zor dönemini başkanı kaybettikten sonra yaşadım. 45 yaşında bu olay gerçekleşti. Tabii ki insanın 45 yaşına kadar bütün dünya zorluklardan geçmiştir ama en zor dönemim başkanı kaybettikten sonra yaşadığımız dönemdi. Çünkü belediyecilik ciddi anlamda zor bir işti. Lakin hem belediyeyi idare etmek hem de acıyla beraber idare etmek çok zordu. Yani şimdi düşünün, başka bir işlerle uğraşıyor olsanız belki acınız biraz daha erken yaranız kabuk bağlar, daha erken iyileşme şansınız olur ama şimdi biz belediyedeyken acının tam merkezindesiniz hocam. Yani günde en az 200-300 kişi geliyor, rahmetli başkanından başsağlığı diliyorlar ve biz onlarla bu hasbihal ediyoruz. Yani günde 300 kişi sizin yaranızı kanatıyor. Dediğim gibi o günlerde tek yaradana sığındık. Biz hayatımız boyunca hep Cenab-ı Allah'tan bizim için hayırlısı neyse onu istedik. Bu işi Cenab-ı Allah bize nasip ettiyse biz de bu işten kaçmamamız gerektiğini düşündük. Çünkü o zor ortamı Mevlam eğer uygun gördüyse bunu kaldırabileceğimize inandığı için uygun görmüştür diye düşündük. Ve dediğim gibi çok zor şartlarda çok zor bir görev yaptık ama bizi burada yaramıza merhem olan birkaç olaylar vardı. Birincisi, başkanı kiminle istişare ettiysek herkes iyi tarafından bahsetti. Yani belki binlerce insanla rahmetli Cüneyt Başkanımızın anılarını paylaştık ama bugüne kadar hiçbir Allah'ın kulu gelip bana demedi ki ya Cüneyt Başkanım bana böyle bir yanlış olmuştu. Bu müthiş derecede bize mutluluk verdi ve yaralarımızın iyileşmesini sağladı. Tabii ikinci yaramızın iyileşmesini sağlayan da biz dedik ki başkan halkımıza neyin sözünü vermiş? Eğer biz bu vefa duygusunu göstermemiz gerekirse bu işten en kolayı bu işten kaçmaktı. Çünkü kendi işinizi yaparsanız kolay kaçmak. Onu da öneririm hocam. Yani kendi işinizi yaparsanız kendi işinizle hasbihal ederken olayı unutmanız biraz daha kolay olur. Ama işin merkezinde olayı unutmanız imkansız bir şey. Her gün aynı olayı yaşıyorsunuz. Ve biz burada dedi ki kardeşimiz canıyla ödedi burada, biz de hizmetten kaçmayacağız dedik ve Allah'a çok şükür ki o gün bugün 7-24 saat çalışarak kürsüye hizmet ederek kendi yaralarımızı sarmaya başladık. Bu da nedir? Neyin sözünü vermiş halkımıza? İşte en büyük hayali Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi idi. Cenab-ı Allah'a çok şükür bir yıl içerisinde hastanemiz bitti. Bugün de 500 kişiye günlük hizmet veriyor hocam. Ve 500 kişi burada dua ediyor. Hem başkanımıza dua ediyor, hem bizlere dua ediyor. Bizim için önemli olan verilen sözün en büyüğünün yerine gelmesi. Ve biz kendi seçim beyanlarımızdaki söz verdiği bütün o kitapçık hep bizim başımızda. Hangisini bitirirsek onun mutluluğu bize yetiyor. Ve dediğim gibi yani en büyük hayali hastanemiz bitti ve arkasından işte sporcu fabrikamız bitiyor. 10 tane park sözü vermişti, 10 parkı da bitirdik hocam. Sonra yine parklarla beraber köylere, bizim köylerimiz çok sağduyulu köylerimiz ve her dönemde de bize ciddi anlamda destek vermişti. O seçim beyannamesinde olmamasına rağmen diyordu ki ya bana abi çağırıyordu. Abi köyler bize çok iyi destek veriyor. Biz köylere güzel hizmetler yapmamız lazım diyordu. Köy meydanlarının hepsini değiştirelim diye bir hayali vardı. Elhamdülillah 10 köyümüzün de meydanlarını onların hepsini konuşacağız kıymetli. Değiştirdik. İşte bu şunun için söylüyorum hocam. Yani biz hizmet yaparak hayallerini gerçekleştirerek yaramızı mehlem olmaya başladı ve biz de ayakta durmaya başladık. Öyle göstermeye devam ettiriyorsunuz. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Kıymetli başkanım, siz sanki Kadir Gecesi'nde doğmuşsunuz. Yani nasipli bir arkadaşımız, dostumuzsunuz. Neden? Gürsü'de bir kıymet daha var. Bir değer daha var. Eyvallah. Gürsü Kaymakamı Mehmet Makas Beyefendi. Şimdi onunla siz el ele sırt sırta verdiğiniz zaman Gürsü'de gönüllere dokunuyorsunuz. Nazargahı ilahi olan bu gönülleri fethediyorsunuz.
Buna da biz şahit olduk. Mehmet Makaslı olan çalışmalarınız da buradan selam olsun kıymetli Eyvallah. Kaymakamımıza. Onları da dinlemek isteriz kıymetli Şimdi başkanım. Hocam ben bir kaymakam belediye başkanı ilişkisi yok bizde. Abi kardeş ilişkisiyle Eyvallah. Biz bu işi yürütüyoruz. Şimdi şöyle bir şey. Bugüne kadar devlet vatandaşın ayağına hiç gitmedi. Devlet bu belki biraz televizyondan abes oluyor ama ketum duruşunu hep vatandaşımıza gösterdi yani. O soğuk yüzünü, sert yüzünü. Ama elhamdülillah artık devlette müthiş bir değişim olmaya başladı. Özellikle işte Mehmet abi gibi kaymakam beyler de kendi birebir kendi çalışmalarıyla halka inmeye başlandı. Halka inince de halk baktı ki ya devlet bu kadar gaddar değilmiş. Devlet de bizim devletimiz. Hem halk devletine sahip çıkmaya başladı hem de devlet halka sahip çıkmaya başladı. Biz mesela her ay bir mahallede kaymakam beyle beraber vatandaşın içine giriyoruz. Orada bütün daire amirleriyle vatandaşın ne sorun varsa orada bir şekilde belki her daire amirini orada sorguya çeker gibi hesap veriyor. Bu da hesap verilebilirlik açısından baktığımız zaman çok güzel bir olay. Hem vatandaşın müthiş derecede bu konularda mutluluğu oluyor. Devlet gelip kendi ayağında derdini çözmesi büyük bir mutluluk oluyor. Önceden vatandaş devlete gidiyordu. Devlet de sorunu çözmek için günlerce mücadele veriyordu ama yine de sorunu çözemiyordu. Hepimiz biliyorsunuz devlette böyle bir şey vardı. Bugün git yarın gel mantığı artık yayılmıştı. Ama elhamdülillah artık bugün git yarın gel yok. Bugün biz gidiyoruz. Yani devlet olarak vatandaşımızın ayağına gidiyoruz ve orada daha samimi duygular oluyor. Daha insanlar samimi bir şekilde dertlerini anlatıyorlar. Bu ne kadar derdi dinlersen o kadar dert çözüyorsun. Ne kadar insanı memnun edersen o da bizi memnun etmiş oluyor. Yani biz Gürsü'den sık sık haberler alıyoruz. Eyvallah. Hakkınızda da konuşulan her şeyi duyuyoruz. Mehmet Makas kaymakamımızın Eyvallah. Hakkında, sizin hakkınızda her şeyi duyuyoruz. Ve tabii sizin dostlarınız olarak biz de onurlanıyoruz çalışmalarınızdan. Allah sizden razı olsun. Biz kendini Allah için seviyoruz. Bütün Müslümanları da Allah için seviyoruz. O da ciddi anlamda inançta güzel bir abimiz. Maddi manevi bize destek veriyor. Bir dediğim gibi yani bir belediye başkanı, bir kaymakam ilişkimiz yok bizim. Bir abi kardeş hukukuyla biz işleri çözüyoruz. Eyvallah. Kıymetli başkanım, Ramazan'ın dini boyutunu da konuşacağız. Eyvallah. Kültürel boyutunu da konuşacağız. Diyorlar ki ya hocam, belediye başkanlığı programı alınca Ramazan dini programı nasıl yapacaksın? Böyle yapıyoruz, böyle yapacağız inşallah. Yani belediye hizmetlerinin dini boyutu da var, kültürel boyutu da var. Bunların hepsini konuşacağız. Kıymetli başkanım, küçük yaşta Gürsü'ye geldiniz. Doğrudur. Ve Gürsü'de Ramazan nasıl, öyle diyelim. Küçüklükten şu ana kadar kısa kısa da olsa Ramazan'ınızı almak isteriz. Tabii yani bizim çocukluğumuzdaki Ramazan'ın bize göre tadı daha farklıydı yani. Ama inşallah artık geriye dönüş olmaya başladı. Eski Ramazanların tadı, zevki geriye gelmeye başladı. İşte bu da nedir? İşte artık Ramazan çadırları oluyor, işte Ramazan sokakları oluyor. Bunlar nedir? Bunlar geçmişiyle beraber geleceği yaşatmış oluyor çocuklara. Bu da bize büyük bir mutluluk veriyor. Yine dediğim gibi yani bizim sırf bu geçmişi yaşatabilmek için şu anda 5 tane biz Osmanlı Selçuklu mimarisiyle şadırvanlar yaptırıyoruz. Bu da nedir? Gürsu hem ismi sudan kaynaklanıyor. Önceden her köşe başında sular şırıl şırıl akıyordu. Bizler de o zaman işte koşup yorulduğumuz zaman köşe başından su içiyorduk. Ama bugün o köşe başındaki sular kalmadı. Belki her köşe başına yapamayız ama belirli bölgelere bu geçmişi hatırlatacak bu işte çeşmelerden başladık. Başka bir şeyler olabilir. Geçmişle geleceği beraber yaşayacağımız olayları netleştirirsek daha güzel olur diye düşünüyorum. Eyvallah. Kıymetli başkanım, kıymetli Abdullah hocam, bugün saat 16 sularında 6.3 şiddetinde merkez üssü Ege bölgesi olan Doğrudur. Bir deprem yaşadık. Şimdi şöyle bir pencereden bakınca hadise diye şahit oldum. İçeride sigara içme kapalı alanlarda yasak ya. Millet kahveye dışarı çıkmış sigara içiyor. Oruç tutmuyorlar. Deprem 5 saniye sallayınca bardağı fırlatan, sigarayı fırlatan aman ya Rabbim, aman Allah'ım, aman kurban olayım ya Rabbi bizi koru gibi böyle haller
yaşadık. Buradan bütün seyircilerimize, ülkemize, milletimize bir geçmiş olsun diyelim başkanım. Sizin ağzınızdan da, hocamın ağzından da bir geçmiş olsun alalım kıymetli hocam. Tabii Bursa biliyorsun hocam deprem bölgesi. Bizler depreme bilinçli olarak, alışkın olarak yaşamamız gerekiyor. Bununla ilgili işte bu en büyük hayalimiz kentsel dönüşümlerin bir an önce gerçekleşip burada ne kadar biz kentsel dönüşüm yapabilirsek o kadar canı kurtarırız diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi Ramazan'da işte bu şekilde olayların olması Cenab-ı Allah'ın bir şekilde bize bir uyarı gibi görüyorum. Ben hocamın yanında, sizlerin yanınızda belki doğru olmayacak ama ben öyle görüyorum. Ben kendi açımdan öyle görüyorum ve bu bizim için bir uyarıdır. Bu uyarıları dikkate alıp bundan sonraki yaşantımızda daha dikkatli olmamız gerekiyor. İşte bu nedir? İnşallah dışarılarda bu sigara olayları, çay olayları ve insan kendi yaşantısına da biraz daha dikkatli olması gerektiğiyle ilgili uyarı olarak görüyorum. Çünkü 99 depreminde yine bir hoca efendimizin güzel bir sözü vardı. Şey diyordu. Deprem olduğu sabah baktım camideki sabah namazında bütün saflar doldu. Sonra bir gün sonra bir bakıyorsun diyor saf bir saf azaldı, bir saf azaldı, bir saf azaldı. İnsanlar alışmaya başlıyor. Onu cami bile dolmuştu o sabah. Eyvallah yani. Ama bunlar bize inşallah örnek olur ve bunlardan biz bir ders çıkartıp çıkarttığımız derse göre yaşarız diye düşünüyorum. Abdullah hocam, Bursalı hemşehrilerimizle, milletimizle bir geçmiş olsun dileklerinizi paylaşırsınız. Tabii. Cenab-ı Hak daha kötüsünden korusun inşallah. Milletimize geçmiş olsun diyelim. Amin. Bütün insanlarımıza. Allah hayırlı uzun ömürlerle tatif eylesin. Her türlü kötülüklerden muhafaza buyursun. Amin. Tabii bizler bu dünyaya imtihan için geldik. Çeşit türlü imtihan ediliyoruz. Yani işte deprem olacak. Sel olacak. Afat ne bileyim olacak. Afat olacak. Yangın olacak. Cenab-ı Hak sabrımızı ölçüyor belki. Yani dersler çıkarmamız lazım. Eyvallah. Allah muhafaza buyursun. Amin. Allah sizden Allah bir daha böyle şeyler göstermesin inşallah. Amin. Acı günler. Kıymetli başkanım. Tabii hocam siz biraz daha fazla yaşadınız herhalde. Şimdi bu binanın yüksekliğinden kaynaklanan sallantıda biraz fazla oluyor herhalde. Bina eyvallah. Çok yüksek. 20 size daha büyük geçmiş olsun. Çok, Allah razı olsun. Kıymetli başkanım. Cuma günü Sayın Mehmet Makas Kaymakamı'yla okullarda karne dağıtmışsınız. Doğru. Gelen haberler öyle. Çocukları çok sevindirmişsiniz. Sizin çocuklar üzerinde projeleriniz de var. Çocuklara karşı özel bir gayretlerinizin olduğunu da biliyoruz. Bugün de camilerimizde, Kur'an kurslarımızda çocuklarımız yeni bir eğitime başladılar. Kur'an eğitimine başladılar. 9 hafta sürecek. 9 hafta sonra çocuklarımız zannediyorum ki belediye başkanlarından temsili bile olsa bir hediye bekleyecekler. Doğru. Bu konuda çocuklarımızla alakalı projeleriniz, çalışmalarınız nelerdir? Hocam biz 2 seneler bunu başlattık. Bu tabii ki bizim çocukluğumuzda biz camiye Kur'an okumaya gittiğimizde aklımız bir tarafı Hoca Efendi'yi dinlerken diğer tarafı da dışarıda futbol nasıl oynarız diye geçiyordu. Şimdi elhamdülillah dediğim müftülük bunu biraz açtı, açmaya başladı. Çocukları hem Kur'an-ı Kerim'le buluşturuyor hem de futbolla buluşturuyorlar, sporla buluşturuyorlar. Bu 2 senedir biz bir camiler arası futbol turnuvası yaptık. Camilerdeki Kur'an öğrenen çocuklarımız hem günün belirli saatleri Kur'an öğreniyorlar, diğer saatlerde futbol turnuvasına katılıyorlar. Biz geçen sene bunların hepsine birer tane tişört hediye etmiştik. Ve bütün bu turnuvanın giderlerini falan belediye olarak biz karşıladık. Burada çocuk hem eğlenecek, eğlenirken de Kur'an-ı Kerim okuyacak. Eyvallah. Buradaki bizim bütün amacımız bu. Bu amaçla da ne kadar çocuğumuzu camiye çekebilirsek, caminin o sıcaklığını, caminin o manevi havasını yaşatabilirsek o kadar daha faydalı olur ve bir kişiyi bile biz kurtarsak Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Belki ailesi der işte biz nasıl hocama Allah razı olsun yetiştirenlerine dediysek. Öyle düşünüyoruz hocam ya. Yani Gürsu'da geleceğin Abdullah yiğitlerinin yetişmesine için inşallah, gayret inşallah, sarf ediyorsunuz. Inşallah, Allah razı inşallah. Olsun. İnşallah. Kıymetli başkanım, Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seneki Ramazan teması her sene Ramazan'da, Kutlu Doğum'da, Camiler Haftası'nda eyvallah. Bir tema belirler. Bu sene Ramazan teması üzerimizde hakkı var her canlının. Doğru. Muazzam bir tema. Bakıyorum ki bu üzerimizde hakkı olanların bir sınıfı da engelli kardeşlerimiz. Gürsu'da çok böyle özel bir gayret var engelli kardeşlerimize
taraf. O konuda çalışmalarınızı alabilir miyim? Hocam, hocam şimdi bu belediye başkanı olana kadar bunların içindeki bu saflığı, güzelliği biz fark edemedik. Ya ben ya. Kendi özümden söylüyorum. Tabii ki hepsine bir sevgiyle bakıyorduk yine ama başkan olduktan sonra hepsinin bence özel bir insan olduğunu sonradan hissettim. Çünkü şimdi o engelli insanlarla muhabbet ettiğinizde mesela resimlerde de görmüşsünüz, size sarılıyor ya böyle canı gönülden. Saf, temiz, böyle hiçbir art niyet olmadan bunu hissedebiliyorsun hocam. Şimdi biz bu engelli kardeşlerimizle ilgili yine İşkur ve Van Buna diye derneği ortak bir proje yaptık. Hem dedik ki biz bu zihinsel engelli 16 tane kardeşimiz hocam. Bunları boyama kursuna aldık. Hem bunlara maaş bağladık hem de 8 ay boyunca kursta kaldılar. Bu kardeşlerimiz kurs görürken de ailelerine de psikolojik destek verdik. Çünkü gerçekten çok zor hocam. Yani özellikle zihinsel engelli bir kardeşimizin bir kişi de sürekli ona bakması gerekiyor. Ya. Yani 7-24 saat onun başucunda olması lazım. Onun bütün hal ve hareketlerini kontrol etmesi lazım. Şimdi biz hem çocuklara bu eğitimi yaparken aileler de günün 5-6 saati bir rahat nefes almış oldu. Yani onlar da bu yoğunluktan kafasını kaldırıp ya dünya varmış diyenler oldu. Bu arada hem çocuklara biz orada destek vermiş olduk hem aileye destek vermiş olduk. Çok da güzel geçti. Biz bu işi baştan mutfağında pişirirken bize dediler ki ya zihinsel engellinin eğitimi olur mu diye tartışmalar da geçti. Ama elhamdülillah yani bu çocukları 8 ay bir eğitimden geçirdik. Ha ne oldu? En azından baştan başladıkları zaman hocam bu kardeşlerim yemek yerken bile daha yemeğe başlamadan tuzları döküyorlardı. Bütün ekmekleri hepsi kendi önüne çekiyordu. Yani bireysel ayrı ayrı yaşadıkları için toplumsal yaşamdaki sıkıntıları hep beraber yaşıyorlardı. Ama elhamdülillah hocalarım onlara güzel güzel anlata anlata bu 8 ay geçti. 8 ay sonucunda artık yemeği tadıyor. Tadını algılıyor. Ondan sonra gerekirse tuzunu atıyor. Ve bu poşet ekmeklerden artık hepsini önüne çekmiyor hocam. Bir tanesini alıyor, ekmeği bitiriyor. İhtiyaç duyarsa ikinci ekmeği alıyor. Ya bunlar tabii güzel işler. Bir de bunlar bize müthiş derecede mutluluk veriyor. Bu engelliye dokunmak çünkü biliyorsunuz hepimiz birer engelli adayız ve onlar şuna da çok üzülüyorlar. Engelli dostlarımıza acıyarak bakmalarını istemiyorlar. Çok üzülüyorlar. Çok üzülüyorlar ve biz acıyarak değil de sevgiyle bakmamız lazım. Ben hatta şunu söylüyorum. Bunlar seçilmiş insanlar. Bizler bunlara yardım ederek kendi sigortamızı korumuş oluyoruz. Çünkü bunlar ciddi anlamda Cenab-ı Allah'ın sevdiği kulları ve bunlar işte ülkedeki bütün belaları, şeyleri bu kardeşlerimize bizler ne kadar iyi davranırsak, ne kadar işlerini çözersek inşallah bu belalar, şeyler de gitmiş olur diye. Siz yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsin. Ama dediğim gibi hocam acıyarak değil de bunlara sevgiyle bakarsak çok güzel olacak. Çünkü zaten ben, merhamet acımak değil, merhamet sevgi işte göstermek. İşte ben sevgiyle bakmasını öğrendim, müthiş derecede zevk almaya başlıyorum. Kıymetli Başkanım. Bizim sadaka kültürümüzde sağ elin verdiğini sol el bilmemeli diye bir anlayış var. Doğruluğu ve güzelliği de kabul edilir. Ancak Gürsu'da engelli kardeşlerimizin elsize el, dilsize dil olduğunuzu da haber alıyoruz. Ayaksıza ayak, işte yürümeye yürüyemeyene, ne diyelim, tekerlekli sandalye oluyorsunuz. Protez ayağından neler tuttu yapıyorsun hocam? Evet. Elektrikli, tekerlek, akülü sandalye. Şimdi hocam burada bizde bir çelişkide kalıyoruz. Tabii hazır sormuşken. Bu bir rüya değil yani. Bu bir hizmetinizi siz, bilmek adına buradan, söylüyorum. Buradan aslında bizler sizlerden faydalanmamız gerekiyor. Hocam da burada, siz de buradasınız. Biz bunları bazen siz de görüyorsunuz. Sosyal medyadan paylaşıyoruz. Bizim paylaşma sebebimiz şu hocam. İnsanlar burada görüyorlar. Bir, yardım edecek insanlardan müthiş derecede paylaştıktan sonra talep gelmeye başlıyor. Arıyor diyor ki başkanım ben de bir tane akülü sandalye vereceğim diyor. Bir tane işte ben hayır de sahipleri, tabii, hayır sahipleri arıyorlar. Teşvik oluyor. Diğer taraftan komşuları aramaya başlıyor. İşte diyelim ki hocam sizin bir komşunuz var ama akülü sandalye ihtiyacı var. Hem komşu bunu nereden alacağını bilmiyor.
hem akülü sandalye ihtiyacı olan kendi talebini dile getiremiyor. Ya bizim bu paylaşımlarımızı gördükten sonra şunu algısına varıyorlar. Ya belediyenin böyle güzel hizmeti var. Biz burada, şimdi bizi çok eleştiriyorlar. Ya bunun niye reklamını yapıyorsunuz? Biz burada alan veren eli zaten söylemiyoruz. Bu zengin abilerimiz gönderiyor. Bunların ismini söylemesini istemiyorlar. Burada sadece bizim resmimiz var. Biz paylaştığımız bütün resimlerde karşı tarafın rızasını alarak paylaşıyoruz. Diyoruz ki bak böyle böyle biz bunu bu niyetle başına paylaşırız. Başına kalkmıyorsunuz tabii, onu tabii rencide etmiyorsunuz. Değil. O da o, evet. Şimdi o bu işe razı geliyor. Niye razı geliyor? Kendisinin sıkıntısını yıllarca, şimdi bir tane akülü sandalyeden bahsedelim. Yıllarca akülü sandalye beklemiş hocam. Ama alamamış, imkanı el vermemiş. Biri de elinden tutmamış. Ama onun yıllarca beklediği şeye kavuştuğu için o da şöyle düşünüyor. Ya ben kavuştum, bir başka engelli kardeşim de bir an önce kavuşsun diye o da bu işe öncülük ediyor. Yoksa biz yani verdik bunun reklamını yapalım, işte bunu şatavatlı bir şekilde gösterelim değil. Biz sadece daha çok insana nasıl ulaşabiliriz? Hem ihtiyaçlı insana nasıl ulaşabiliriz? Hem de ihtiyaçlı insanın ihtiyacını görecek abilerimize teşvik nasıl ulaşabiliriz? Anlamında teşvik anlamında destekliyoruz başka. Biz elhamdülillah bunu biz belediyenin kasasında yapıyor olsak dediğiniz doğru. Onun reklamı hoş olmaz. Ama biz gerek akülü sandalyeyi gerek protez ayağı. Mesela şimdi yine Suriye'den bir kardeşimiz gelmişti hocam. Savaşta pazarda gezerken annesiyle beraber bomba geliyor. Kardeşimizin ayağı tamamen yok. Gencecik 17 yaşında pırlanta gibi çocuk hocam. Yani şimdi bizler bunları hemen bir hayırsever vatandaşı buluruz. Allah razı olsun. Yani biz bu hayır içinde işinle hocam kimi aradıysak elhamdülillah hiç kimse yok demedi bize. Eyvallah. Beni en çok mutlu eden bu. Aradakine bir kardeşimiz abi böyleyken böyledik. Sağ olsun Allah razı olsun kırmadı bizi. Protez ayağını yaptı. Ve çocuk 2 ay sonra geldi. Artık kendi kendine yürüyebiliyor protez ayağıyla. Ben sordum ne düşünüyorsun yani ilerideki hayatında? Okul iş diyor. Yani şu anda savaştalar. Oradaki sıkıntı ama burada da bir an önce ayaklarını, kendi ayaklarının üzerine durabilmesi için çaba sarf ediyor bu kardeşlerimiz. Şimdi bunun bu halini gördükten sonra müthiş derecede bize mutluluk veriyor hocam. Ben 24 saatte bunlara hizmet etsem hiç yorulmuyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kıymetli başkan, teşvik açısından hizmetlerde sıkıntı yok. Eyvallah. Kıymetli başkanım, en zengin sofra fakiri bol olan sofradır. Eyvallah. Demiş büyüklerimiz. En zengin sofra fakiri bol olan sofradır. Kürsüde iftar çadırlarında olsun, farklı yerlerde Kürsü Belediyesi tarafından verilen iftar sofraların etrafında üst düzey bürokratlar mı oturuyor? Yoksa hakikaten ihtiyaç sahipleri mi oturuyor? Hem kaç çadırda veriyorsunuz? Kaç bin insana iftar veriyorsunuz? Hocam günlük 500 kardeşimize iftar veriyoruz. Bu da yine tamamen hayırsever kardeşlerimiz. Her gün, bugün mesela kimin iftar vereceği belli. O gün o kardeşimiz de geliyor. O da dağıtıyor yemeği. Oradaki manzarayı o da görüyor. Şimdi bundan önceki ilk senede iftar çadırı ile ilgili müthiş bir sıkıntı çekmiştik. Yani bu zengin abilerimizi toplama konusunda. Ama elhamdülillah insanın kendisini yaşaması gerekiyor hocam bazı şeyi. Geçen sene kim o gün iftar veriyorsa kendisi de geldi. O fakiri onlar da gördü. O oradaki manevi havayı onlar da hissetti. Bu sene hocam müthiş bir derecede patlama oldu. Yani biz 2 sene önce isim bulamazken bu sene ciddi talep almaya başladık. Geçen sene veren herkes bu sene ben de vereceğim dedi. Orada Uludağ Organize yeni ismiyle. Eyvallah. Uludağ Organize Sanayi de var. Tabii onlar da iş adamlarımız destekleri var. 5 gün onlar veriyorlar. İş adamlarımız da geliyor. O oradaki havayı görüyor, manevi havayı görüyor. Elhamdülillah o konuda hiçbir sıkıntı çekmedik. Ha, zengin abilerimiz de geliyor. Hem o manevi havayı yaşıyor günübirlik ama bizim yurtsudaki iftar çadırımızın %30'u falan yine Suriyeli kardeşlerimiz hocam. %70'i de Gürsün'ün işte ihtiyaçlı kardeşlerimiz geliyorlar. Orada iftar çadırında iftarlarını yapıyorlar. Hem onlar iftarını yapıyor hem de biz de müthiş derecede mutlu oluyoruz onları o halini görünce. Bize de mutluluk veriyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Hümeti Başkanım, Hazreti Ömer Efendimiz hutbeyi irade ediyor. Üzerinde bir cübbe var. Bakmış ki cemaat, Hazreti Ömer'in üzerindeki cübbe yeni. Eyvallah. Nasıl olur ya? Koca halife üzerinde yeni cübbe. Hiç görmemiş halk. Kalkmış birisi, ey Ömer, önce üzerindeki cübbenin hesabını ver, sonra bize anlat.
deyince oğlum söylesin diyor. Oğlu diyor ki bir yarım cübbeli kumaş babama düşmüştü, bir yarım cübbeli kumaş da bana düşmüştü benim hakkıma. Ama babamın cübbesinde o kadar yama vardı ki koskoca halife yamalı cübbeli idi. Gönlüm razı olmadı. Babacığım benim cübbe hakkımı da sen al üzerine bir cübbe olsun diye babamın üzerindeki cübbe böyledir. Böyle gerçekleşti diye. Şimdi makam bir emanettir. Eyvallah. Cenab-ı Hak hocam da hocamın yanında çok da böyle biliyor gibi yapmayayım. Müminun suresinde Kad eflahel müminun diye başlayan surede kurtuluşa ermiş müminleri Rabbim anlatırken, zikrederken onlar şöyle şöyledir diye zikreder. Bir ayette de vellezinehum li emanatihim ve ahdihim ra'un. Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Şimdi makam bir emanettir. Ve siz bir makam sahibisiniz. Çok büyük bir yük omuzlarınızda. Hazreti Ömer adaleti farklı bir mutlak adalet. Neler yapıyorsunuz? Kılı kırk yarıyormuşsunuz başkanım. Hocam, şimdi bize özellikle satın alma işini yaparken yani akçeli işlerde şunu söylüyorlar. Çok cimri olduğumuzu ve çok araştırdığımızı ve çok tasarruf ettiğimizi söylüyorlar. Ben diyorum ki bak şimdi hocamla bir ticari anlaşmamız olsa, bir iş yapmış olsa hocam sadece hocama karşı bizim bir manevi sorumluluk oluyor. O da Cenab-ı Allah dönem dönem insanların kalplerine yumuşama getiriyor. Vefat ettiği zaman da örnek veriyorum. Hakkımı helal ediyorum der. Onunla helalleşebilirsin. Lakin hocam burada 85 bin, 90 bin kişinin hakkı var. 100 bine geldi mi? 100 bine geldi. Hay şu anda 85 bin kişi var. Şimdi biz 85 bin kişinin ya da işte misafirlerimizle beraber 100 bin kişi var. 100 bin kişinin hakkını nasıl öderiz? Ya. Şimdi kendi işimiz olsa eyvallah dersin ki bir ticaret yaptığınızda 10 lira fazla olsun ama düzgün olsun dersin. Ama burada kılı kırk yarmamız gerekiyor ve ciddi anlamda tasarruflu olmamız gerekiyor. Çünkü Allah muhafaza biz 100 bin kişiye hesabını veremeyiz hocam. Bu çok önemli ya. Şimdi çok önemli. Abdullah hocam, Hazreti Ömer bir gün yürüyor. Yine Hazreti Ömer'den, sahabelerden, yaşlı sahabelerden birisi ey Ömer diyor. Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Ne buyurdu diyor. Herkes kendi tebaasından, görevlilerinden sorumludur. Hazreti Ömer bunu duyunca yandın Ömer, yandın Ömer, yandın Ömer diye diye gidiyor. Deyince bir yaşlı sahabeyle yine karşılaşıyor. Ne oldu ey Ömer? Filan zat böyledi. Devamını söylemedi mi? Söylemedi devamını. Devamı da şöyle ey Ömer. Onun atadıklarının yaptıklarından da sorumludur. Doğrudur. Yani siz müdürlerinizin, atadıklarınızın yaptıklarından da sorumludur deyince Hazreti Ömer düşüp bayılıyor. Şimdi böyle bir makamdasınız. Allah yardımcınız olsun. Kıymetli başkanım. Hakikaten Allah yardımcınız olsun. Hocam Kur'an-ı Kerim'de yine bir ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Bismillah innema ya'muru mesacidallah diye başlar. Şüphesiz ki mescitleri, Allah'ın mescitlerini imar edenler şunlar şunlar diye. Men amene billahi Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler, namazlarını dosdoğru kılanlar, zekatlarını verenler ve Allah'tan hakkıyla korkanlar imar ederler. Kürsüde camilere dokunuyormuşsunuz başkanım. Camiye dokununca insan ruhuna dokunuyorsun hocam. Eyvallah kıymetim. Şimdi önceden cami dernekleri belediyeyi arıyormuş hocam. Bize işte camileri temizletelim, işte meydanlarını yapalım diye. Artık biz onların ayağına gidiyoruz. Biz Ramazan'dan önce mesela bütün camileri aradık. Dedik ki temizlenmesi gereken bütün camileri biz yıkattırıyoruz hocam. Çünkü hatta bence sadece seneden seneye değil artık 6 ayda bir halıların yıkanması gerekiyor. Cami meydanları ne kadar güzel olursa inanıyoruz ki insanlarımız da oraya daha çok gelmeye başlar. Çünkü rahat ettirmemiz lazım hocam. Camiden çıktıktan sonra da insanların orada bir çay içeceği bir temiz, leziz bir ortam olursa orada oturur. İşte bazı yaşlı insanlarımız var. Öğlen namazına geliyor.
ama ikindiye kadar evine gidiş gelişi ciddi anlamda yorulmasınlar diye. Cami bahçelerinde otursun, orada dinlensin. İkindisinde kılsın, evine gitsin diye. Abdesthaneleri çok güzel yaptın başkanım. Çok temiz. Merkez camiden başladık hocam. Çok güzel olmaya başladı. Ama ihtiyaçlı olan hepsine de şimdi yeni Ulu Kubbeli Camii bayanlar için de mutlaka böyle abdesthaneler olsun başkanım. Şey vardı hocam, ben çok dikkatimi çekmiştir. 90'dan beri bütün belediye başkan adaylarının bile hayalinde Gürsü'de işte bir bayanların abdest alabileceği bir yer şeyleri vardı. Elhamdülillah o da bize nasip oldu işte. Onun en sıkıntılı sonuçlarını Abdullah Hocam Ulu Cami civarında yaşanmıştır. Abdest, yani abdest konusunda sıkıntılar var. Evet. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani belediyelerimiz gerçekten çalışıyor. Gerçekten Allah razı olsun. Ulu Cami'nin eski durumunu ya, göz önünde bulundurdum şu anda. Güvenlikçi bile şimdi var şu anda. Tabii tabii elhamdülillah. Her şey var elhamdülillah. Şimdi bu da hocam bazı şeyler yasayla gerçekleşiyor. Siz hepimiz biliyorsunuz bundan önce camiye bir şey yapmamız suçtu. Evet. Yani bizim de beş vakit gidip orada faydalandığımız bir yer ama bir şey yapamıyorsun evet, oraya. Bir bahçesini düzenleyemiyorsun. Halısını temizleyemiyorsun. Elhamdülillah bu yeni çıkan yasalarla bunları aşmış olduk. Artık camilere, okullara, her tarafa yardım edebiliyoruz. Yani belediyenin eli her tarafta, imkanlar dahilinde. Hepsinin derdiyle dertleşebiliyoruz. Kıymetli başkan, küresel ölçekte özellikle emperyal güçler ülkemizde daha çok tüketime meyilli bir gençliğin oluşması için büyük gayret sarf ediyorlar. Hatta bir slogan üretmişler. Tükettiğin kadar insansın. Yani genç insan olabilme adına tüketiyor durmadan. Ne kadar yanlış. Ve bir slogan da emperyal güçler üretmişler. Kullan at. Ama Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık zannediyorum diyordur ki ey emperyal güçler sen kullan at diyorsun ama ben de kanaat, tasarruf diyorum. Eyvallah. Kullanılan atlarını ben Gürsü ekonomisine kazandıracağım. Atıklarıyla, pilleriyle, doğru, yağlarıyla. Böyle çalışmalar var mı kıymetli? Var hocam. Biz özellikle temizlik işlerinde bir Gürsü'de bir devrim yaptık desek yeridir. Biz kendi artık çöpümüzü kendimiz toplamaya başladık ve ciddi anlamda da buradan tasarruf ettik. Ve bu çöple beraber işte kendi çöpünüzü belediye olarak biz topluyoruz. Oo harika. Biz topluyoruz. Bayağı kar ediyorsunuzdur o zaman. Elhamdülillah hocam. İşte bu karlarla da inşallah hizmete i̇nşallah dönüş olacak. Yani ciddi rakamlar oluştu. 94 rakamlarına göre şu anda 200 bin lira tasarruflu bir şekilde topluyoruz. Peki yani hizmette akşam oluyor mu? Yok olmuyor. Olmuyor da. Olmuyor. Şimdi firma 3 günde bir çöpleri alıyordu hocam. Biz 2 günde bir alıyoruz. Yani şeyi de oldu. Biz bir de acil çöp hizmeti kurduk. Acil telefon geldiği zaman hemen gidip o çöpü de alabiliyoruz. Ana arterleri günlük alıyoruz. Ve bununla beraber artık modern bir Gürsü'de yaşayalım dedik. Ve biz ana arterlerden başladık. Çöpleri yer altına almaya başladık. Yer altı konteynerleri yaptık. Bu da ciddi anlamda vatandaşlarımıza duydum güzel. Ki elektrik tellerini de yer altına alacakmışsınız. Aldık, aldık. Aldınız onlar mı? Da elektrik tellerini de ana arterler ve yüksek gerilimleri de yer altına aldık. Çünkü ay maşallah. Şimdi Rodos biliyorsun hocam Bursa hem Rodos deprem yeri, bölgesi evet, hem de Rodos bölgesi. Bir Rodos estiği zaman özellikle işte sanayideki kardeşlerimiz müthiş derecede mağdur oluyorlardı burada. Yeri geliyordu bir gün iki gün elektrik gelmiyor. Elektrik gelmediği zaman üretim olmuyor. Üretim olmadığı zaman da sanayici esnafımız ciddi bir zarar etmiş oluyordu. Biz dedik ki buna bir çözüm getirmemiz lazım. Elhamdülillah bunu da gerçekleştirdik. Ana hatlarda artık bir kopma olmadığı zaman sadece bir sokakta bir kopma oluyor. Sokaklara girilmedi. Sokaktaki kopmada çok kısa zamanda tamiri tadilatı gerçekleşiyor. Ve diğer taraflardakilerine zarar vermemiş oluyor. Bu da hem ekonomiye ciddi bir kazanç sağlamış oldu hem de esnafımıza ve sanayicimizin önünü açmış oldu. Allah razı olsun. Allah kıymetli başkan olsun. Sünnet sezonu yaklaşıyor. Eyvallah. Gürsü Belediyesi olarak böyle sünnet hizmetleri var mı? Hocam her sene rutin bunu yapıyoruz zaten. Geçen sene 120 çocuğumuzu, evladımızı sünnet ettirmiştik. Bu da tabii yine dediğim gibi hayırsever vatandaşlarımızı burada sık sık söylüyorum. Allah onlardan razı olsun çünkü biz bu tip şeyleri mümkün olduğunca bütçeye dokunmadan çünkü hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah gönüllü abilerimiz de var. Bu konuda da bizi hiç zor durumda bırakmıyorlar.
İşte 2-3 tanesi elbiselerini alıyor. Biz belediye olarak sünnet işlemini yaptırıyoruz. Diğer işte belki şey olacak ama imece usulüyle her taraftan topluyoruz. Yani bunun da ayrı bir güzelliği oluyor. Onlar da olayın ucundan tutmuş oluyor. Onlar da bu olayı tatmış oluyorlar. Birlikte bir şekilde yaptığımız zaman da güzel bir sonuç çıkıyor. Başkanım, şu ana kadar konuştuklarımız genelde kalpsel hizmetlerdi. Biraz da kentsel konulara dönelim mi? Girelim. Başkanım, malumunuz Medine ve medeni aynı kökten türeyen şehir, iki kelime. Medine malumunuz şehir demek. Şehir ve medeniyet. Bursa Osmanlı Devleti'nin başkenti. Dünyaya medeniyet yaymış. Osmanlı medeniyeti. Şimdi böyle bir şehirde Bursa gerdanlığının içerisinde Gürsu önemli bir inci. Gürsu'da medeniyet, şehirleşme ne durumda? Bu konularla alakalı çalışmalar neler kıymetli? Hocam şimdi özellikle Anadolu'dan gelenlerin ilk uğrak yeri Gürsu. Eyvallah. Bizim küçük Anadolu orası. Küçük Anadolu. Biz hemen misafir ediyoruz kardeşlerimizi. Şimdi böyle olunca müthiş derecede nüfus artışı oluyor. Yani diğer ilçelerle kıyasladığımız zaman 2 senedir en hızlı büyüyen ilçe Gürsu. Bundan bir önceki sene %6.30'du. Geçen sene de %6 büyüme oranıyla 2 senedir de zirvede biz varız. Tabii ki bu hızlı büyümenin getirdiği de zorluklar var. Şimdi bir nüfusu artmayan ilçede işte örnek veriyorum, bir hizmet yaparsanız nüfus artmadığı takdirde o hizmet onlara ömür boyu yeter. Yani bir park yaparsanız o park yetebilir. İşte bir hastane yeter, bir okul yeter. Ama biz de her sene bunlara kat kat yapmamız gerekiyor. Çünkü bir normal şehrin kendi nüfus büyümesi var standart bir şekilde. Bir de göçle beraber büyüyen nüfusumuz var. Her göçle gelen aile bir hizmet bekliyor. Tabii. Yani bunlar yol bekliyor, altyapı bekliyor, evet. Su bekliyor, elektriğini bekliyor, işte parkını bekliyor, bütün sosyal faaliyetlerini bekliyor. Bu da bizim daha çok çalışmamızı gerektiriyor. Çünkü bunların ihtiyaçlarına cevap verebilmemiz için çok mücadele etmemiz gerekiyor. Elhamdülillah bunlardan da mücadeleyle, bak sağlıkta, sporda çok şükür bir sıkıntımız yok ama eğitimde biraz, yani eğitimde o hıza biraz yetişmemiz biraz zorlanıyor. İnşallah eğitimde de arsa sorunlarını çözmeye başladık, tek tek çözüyoruz. Arsa sorunları netleşince eğitimdeki sorunu da gidermiş olacağız. Başkan, bir etkinliğiniz varmış. Şehrin tam kalbinde, tam vaktinde. Şimdi yine bizim hocam rahmetli başkanımızın katkılarıyla kurduğumuz şey var. Mehteran takımımız. Mehteran takımımız. Allah onlardan razı olsun. Ciddi anlamda güzel hizmet veriyorlar. Biz dedik ki bu Mehteran takımında bir değişiklik olsun. İşte ilk Tophane'de yaptık. Çok güzel tepkiler oldu. Sonra Cumhuriyet Caddesi'nde yaptık. İnşallah bu İstanbul'un fethinde de İstanbul'da bir tam vakti olmuş oluyor, fetih vaktinde orada bir program yapacağız. Burada işte dedim ya, işte geçmişimizle geleceğimizi beraber yaşatmaya çalışıyoruz. Bu sadece işte çeşmelerle olmuyor. İşte bu Mehteran'da da geçmişi bir şekilde gelecek nesillere aktarmış oluyor. Burada bizi en çok memnun eden, Mehteran'a müthiş derecede insanların sevgisi var. Hem bir Mehteran öğreneyim, ben de Mehter'de görev yapayım diyen kardeşlerimizin müthiş bir derecede isteği var. Hem de Mehteran görevini yaptığı zaman izleyici kitlesi de çok güzel olmaya başladı. Bu da bize büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü Mehteran dinlediğimiz zaman ecdadımızı dinlemiş gibi oluyoruz. Eyvallah. O da çok güzel oluyor. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Kıymetli başkanım, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Bismillah. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَع۪يدٍ buyuruyor Rabbimiz. İnsanın biri sağ tarafında, biri sol tarafında olmak üzere ve insanın yaptıklarını an be an kaydeden iki melekten bahsediyor. Günümüz teknoloji dünyası, kayıt dünyası. Kürsü'de mobeseler ne durumda? Mobese var mı veya mobese hizmetleri nasıl? Kayıtlar tek günümüz dünyasında çok önemli, kıymetli başkanım. Şimdi bu mobesenin altyapısı bitti hocam. İnşallah kısa zamanda da üst kameralara takılacak. Ve bu mobesenin bize getirdiği çok artı kazançları sağlayacak. Burada bir kere
hırsızlık olayında %40-%50 bir azalma oluyor hocam. Çünkü MOBESE'den takip ediyorlar. Araç nereden girmiş, nereden kayıt çıkmış. Yapıyor, melekler gibi. O da eyvallah. Yani burada da hırsızlar zaten MOBESE'li olan bölgelere fazla uğramıyorlar. Evet. Bu sadece hırsızlık olayında değil. Yani bu kaçak dökümlerde, kaçak kesimlerde, bütün kanunsuz işlemlerde bize bir önümüzü açacak bu hizmet. Bu da güç suyu kontrol etme açısından güzel olacak inşallah. Altyapısı bitti inşallah. Bir iki ay içerisinde de kameralarımız takıldığı zaman hem emniyetin işini kolaylaştırmış olacak hem de bizim işimizi kolaylaştıracak inşallah. Eyvallah. Kıymetli başkanım, vakit yavaş yavaş yaklaşıyor. Sizi de zannediyorum Gürsu'lar bir iftara. Dört tane hocam. Dört tane. Mutlaka hepsine katılacaksınız. Kıymetli başkanım, malumunuz ben aynı zamanda Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcısıyım. Bursa Kent Konseyi Türkiye'nin en önemli, en başarılı, en etkin kent konseyi. Sebebi de tabii gönüllülerimiz çok fazla ama Büyükşehir Belediye Başkanı çok destek veriyor. Doğrudur. Gürsu Kent Konseyi'nin olduğunu da biliyorum ve sevdiğim bir abi de Kent Konseyi'nin başkanı Osman abimiz. Eyvallah. Siz belediye başkanı olarak Gürsu Kent Konseyi'ne destekleriniz var mı? Vallahi biz mecbur destek veriyoruz hocam. Osman abi çok sevdiğimiz bir abimiz. Diğer taraftan da Kent Konseyi Kadınlar Meclisi'nin başkanı da eşimiz. Yani iki taraftan mecbur. Ama elhamdülillah hocam, yani gerek Osman abinin olsun gerek eşimizin olsun, müthiş çabaları var. Orada hatta Hasan Başkanım geldiğinde de çalışmalarını kendileri anlatmışlardı. Hasan Başkanım da sağ olsun kendilerini tebrik etti. Yani biz Gürsü'de bu kadar ciddi çalışmaları bilmiyorduk diye. Onlarca insanı eğitiyorlar hocam. Ve bu eğittikleri kardeşlerimiz de kısa zaman sonra artık ailelerine bir katkı sunmaya başlıyorlar. Bu da bizim büyük bir mutluluğu veriyor. Sadece bir isim, işte kent konseyi var bir isim olsun diye değil. Ama işte bunun altını doldurabiliyorsak biz, işte kentte yapılacak olanlarını istişare edip, aslında bu kent konseyinin amacı yapılacak olan hizmetleri mutfağa. Bir mutfakta pişirilir, tartışılır enine boyuna, atasıyla, eksiğiyle, fazlasıyla. O mutfaktan çıkan da gelir işte belediyeye, biz de inşallah onu hizmet olarak sunarız. Bence çok güzel bir şey. Güzel de bize destekleri de oluyor. Yani Gürsu'nun isteklerini, çünkü kent konseyinin içerisinde her görüşten kardeşimiz var, abimiz var. Olabilir. Bizim düşünemediklerimizi onlar düşünebiliyorlar. Önemli olan halkımızın ne istediği. Yani bizim ne istediğimizin pek önemi yok. Önemli olan halkımız ne istiyorsa. Çünkü onlar işin içinde yaşıyor ve ihtiyacı onlar bizden daha iyi biliyor. Gürsu'muzun halkı ne istiyorsa biz de gerek kent konseyi aracılığıyla, gerek diğer STK'lar aracılığıyla halkımız ne istiyorsa onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Herkese ve her kesime açık olursa doğrudur. Gürsu'ya çok büyük faydalar getirir kıymetli başkan. Farklı seslerle farklı projeler ortaya çıkar inşallah. Burada bir şekilde hocam şey de çıkıyor, yani istişare kültürü de burada bir şekilde oluşuyor. Yani biliyorsunuz istişaremiz sünnet, ben yaptım olduğu mantığındansa biz yaptık, doğrusunu yaptık. Bize göre daha doğru ve ciddi anlamda da biz kendilerine faydalanıyoruz, kendilerine Allah razı olsun diyoruz. Kıymetli başkanım, hızlı hızlı soracağım çünkü çok onlarca sorun var da. Eyvallah. Şimdi ülkemiz 15 Temmuz'da çok hain, kahve bir girişimle karşı karşıya kaldı. Rabbim öyle bir girişim, öyle günler bu ülkeye, bu millete tekrar göstermez. Amin. Şehreküstü meydanında binlerce insan toplandılar. 27 gün. O meydanda, Şehreküstü meydanında nöbet tutan, sonra ezan okunduğu zaman Şehreküstü camisinde namaz kılan çok arkadaşımız, Bursalı kardeşimizle karşılaştık. Bunların en başında gelenlerden birisi, hem nöbette hem namazda en çok gördüklerimizden birisi sizdiniz. 15 Temmuz kahve girişim, o hain girişimle alakalı duygu, düşüncelerinizi almak isterim kıymetli. Hocam Cenab-ı Allah dediğiniz gibi bir daha o günleri bize yaşatmasın. Yani ciddi anlamda devletimize güç versin ki içimizdeki bu, şimdi dışarıdaki düşmanları biliyorsun yani kimin ne olduğunu, ama içimizdeki bu münafıkları çıkarmamız çok zor. Cenab-ı Allah bunlara bir daha fırsat vermesin. Ben bir şey söylemek istiyorum hocam. Mesela o 15 Temmuz sabahı, o gün orada da söyledim, bir kız çocuğu bizi çok etkilemişti.
yanlış hatırlamıyorsam saat 2.30-3 civarlarında biz oradaki halkımızla buluştuğumuzda işte dakika dakika işte sosyal medyadan gelen haberleri kardeşlerimizle paylaşıyorduk. Haber kanalından gelen haberleri. 2.30-3 civarlarında biz şunu söylemiştik. Yani elhamdülillah köprüleri kurtardık, artık köprüler açıldı. Adım adım zafere ilerliyoruz diye. Sabah namazına indiğimde yürüyerek işte oradan camiye geçerken küçük bir kız çocuğumuz, yani ya 9 ya 10 yaşındaki, o da annesiyle beraber sabaha kadar beklemiş orada. Annesinin şöyle şeyinden çekerek, anne anne köprüleri kurtardığını söyleyen amca gidiyor dedi. Şimdi düşünebiliyor musun hocam? 6 civarlarındaydı biz camiye gittiğimizde, indiğimizde orada. 3 saat çocuk dinliyor orada. Artık gece belki de 11'den beri de dinliyor orada ama 3 saat önce oradaki bir kardeşimizin ne söylediğini unutmuyor. Ben bilemiyorum, bizi dinliyorsa ben o kardeşimize çok ulaşmak istedim. Yani tabii ki o günkü o heyecanla onu anlayamadık ama sonradan düşündüğümüzde ya 3 saat bu çocuk nasıl oluyor da bunu aklına tutabiliyor diye. Yani bizi dinliyorsa ben belediyeye bekliyorum hocam. Gelsin, bizim misafirimiz olsun. Ufku geniştir. Çok büyük, geniş. Büyük insan gibi konuşurlar. Hatta evet. Bununla ilgili aslında biz bu çocuktan, bu kardeşimizden etkilendiğimiz için hocam şöyle bir şey söyledik. Dedik ki bizim gençlerimiz bu 15 Temmuz'dan ne anladı? Bizim ilkokul çocuklarımız, bizim ortaokul çocuklarımız darbe deyince ne anlıyor? Ben 15 Temmuz'dan ne anlıyor? Evet. Hazır buradan girmişken hocam, evet, ben biraz işinizi kolaylaştırayım, evet, sizi. Milli Eğitim'le bir proje yapalım dedik. Okullar arasında bir yarışma düzenleyelim. Bakalım ki bizim neslimiz, gençlerimiz, çocuklarımız ne alemde diye. Baştan o zaman da aynı bu engellilerde olduğu gibi bize dediler ki ya çocuk ne yazabilir ki şeyde. Yani olsun dedik, biz bu yarışmayı yapacağız hocam. İlkokul, ortaokul, lise seviyesinde resim, şiir ve kompozisyon dalında yarışma yaptık hocam. Hepsi ayrı ayrı. 10.000 tane öğrencimiz başvurdu. 10.000? 10.000 tane öğrencimiz hocam. Burada 16.700'e yakın bizim öğrencimiz var. Bu 16.000 öğrencinin 10.000 tanesi başvurdu. Bunların bir kısmı şiir yazmış, bir kısmı resim yapmış, bir kısmı kompozisyon yazmış. Hocam yani o kadar güzel içinde... Bana hediye etmiştiniz. Kitabı vermiştiniz kitabı, size. Evet. Özellikle bu malum yapıyı anlatan 7. sınıf öğrencimizin çizdiği bir resim vardı. Malum şahsın kafasında kippa, ellerinde kan, ülkemizi nasıl kan gölüne çevirdiğini. Bence aslında resimden öte o kompozisyona da giriyor. Çünkü tamamen anlatmış hocam. Elleriyle nasıl ülkemizi kan gölüne çevirdiğini. Ve o da bu inanmayanlara da bir ders vermiş oldu. Demek ki bizim çocuklarımız, bizim gençlerimiz boş değil hocam. Yani elhamdülillah bunlar da 15 Temmuz'un ne olduğunu anladılar ve zaten 15 Temmuz gecesi hepimiz yaşadık. Yani orada sağcısından, solcusundan işte değişik görüşte olan kardeşlerimiz de vardı ama buradaki amaç ülkemizin birlik, beraberlik olması gerekiyordu. Ve orada da bunu gençlerimiz gösterdi elhamdülillah. Bu yarışmada da gösterdi hocam. Bizi de müthiş derecede mutlu etti yani. 10.000 öğrencimizin başvurması çok güzel oldu. Kıymetli başkanım, o kadar soru var ki ama sizin Gürsu'ya yetişmeniz lazım. Gürsular sizi bekliyorlar. Hocam sıkıntı. İftara. Biz geç gitsek de olabilir. Öyle mi? O zaman devam edelim. O zaman kardeşlerimiz bizi anlayışla karşılar. Bugün Ramazan 17. günü. Merhaba demiştik. Elveda'ya başladık. Maşallah. Abdullah hocam bize bir kaside okusa. Değil mi? Kıymetli hocam. Hayır, o evet. Sizin Allah size çok büyük özellikler, yetenekler vermiş. Allah kıymetli Allah, hocam. Teşekkür ederim sayın hocam. Nereyi isterseniz, nasıl isterseniz kıymetli hocam. Evet, sevgili seyirciler, Abdullah Yiğit hocamdan bir kaside dinleyelim inşallah. Meded ya sahibel meydan. Meded ya kader
kadem bulduk safa. Seni severdik ol Resul-i Mücteba. Elveda senden razı olsun. Sağ ol. Kıymetli hocam, starların hayranları vardır. Ben de sizin hayranınız. Samimi söylüyorum. Hay maşallah, barekallah. Allah sizden razı olsun. Amin inşallah. Sağ ol. Kaç yıl Ulu Cami'de, Emir Sultan'da görev süresi kaç yıl kıymetli hocam? 33 yıl. Maşallah. Yani Yıldırım, Emir Sultan, Ulu Cami. Ulu Cami'de 20 yıl. 20 yıl Ulu 20 Cami'de. Yıl, evet. Bizim böyle duygularla dinlediğimiz o ezanlar
sizin ezanlardı. Evet. Sona erdi artık. İnşallah. Elhamdülillah. Rabbim yeni arkadaşlara da inşallah nasip tabii, ediyor. Tabii. Elhamdülillah. Allah onlara da güç kuvvetler amin, nasip eylesin amin. İnşallah. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Alnımızın akıyla sonlandırdık. Çok şükür. Çok şükür. Ne kadar dua etsek azdır. Çok şükür. Cenab-ı Hak sizlere de nasip etsin amin, inşallah. Amin. Emeklilik de güzel şey. İnşallah. Bizim evet, de yakın evet, hocam. İnşallah. 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 Bundan sonraki hayatınızda mutluluklar diliyoruz. Allah razı olsun. Diliyoruz. Teşekkür ederim. Hocam. Sağ olun. İnşallah. Hep birlikte inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşriflerinizle sağ şeref ya bulduk. Allah kıymetli razı olsun. Hocam. Şeref son bulduk. Dakikalarımız. Evet. Allah sizden razı olsun. Amin. Cümlemize. Kıymetli başkanım. Elveda oruç dedi. Elveda teravih dedi. Elvedayı yaptı kıymetli hocamız. Buradan Bursa halkına, Gürsullara, bu Ramazan'ın sonlarına yaklaşırken söylemek istediğiniz, herkes belediye başkanından bekliyor. Belediye başkanının halkından bekledikleri de vardır. Bunları alalım inşallah. Ben Cenab-ı Allah'a çok şükür Ramazan'a kavuştuk. Ramazan'ı da hocam dediği gibi artık yarısını geçtik ve elvedalara başladık. Burada önemli olan gerek Ramazan'ımız olsun, gerek orucumuzu, gerek işte teravih namazlarımızı. Eğer bunları lezzetli yapabiliyorsak hocam, yani sadece yaptım oldu değil de yaptığımız, özellikle kıldığımız teravih namazından lezzet, haz duyabiliyorsak, işte bu çok güzel bir şey. İşte tuttuğumuz oruçtan haz duyabiliyorsak, Cenab-ı Allah hepimize tuttuğumuz oruçlardan, kıldığımız teravihlerden haz duymayı, lezzet almayı nasip etsin diyorum. Bu lezzetle de hepimizi önce işte Kadir Gecemiz, biliyorsun bizim için çok önemli. Kadir Gecemize, Kadir Gecemizden sonra da günahlarından arınmış olarak bayram yapmayı, ciddi anlamda bayram yapmayı ümmet-i Müslümanlığa hepimize nasip etsin diyorum. Çünkü biliyorsunuz ülkemiz gerek dışarıda gerek içeride düşmanlarımız çok fazla. Ve her Ramazan'dır da hep Müslümanlarla uğraşılıyor. Bakıldığı zaman hep yapılan savaşlarda ölenler hep Müslüman kardeşlerimiz. İnşallah bu Ramazan'da yapılan dualarla Cenab-ı Allah o Müslüman kardeşlerimizin de kanayan yarasına derman olurlar diye i̇nşallah. Düşünüyorum inşallah. Çünkü yani biz ne kadar da burada huzurlu, mutlu gözüksek de içimizin bir tarafı yanıyor, parçalanıyor. Yani bugün Suriye'deki kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizin o halini görüyoruz, üzülüyoruz. Filistin'deki kardeşlerimizin görüyoruz. Yani Myanmar'daki bütün Müslüman, yani şu anda baktığımız zaman hocam, bütün sıkıntıyı Müslüman alemi çekiyor. Bir çocuk dedi ki, şahit olduğum her şeyi Allah'a söyleyeceğim. Eyvallah. Allah'a şikayet eyvallah, edeceğim. Eyvallah. Dedi. Evet. Yani o kadar demek ki zor durumda ki çocuk ya artık gideceği başka derman olacağı insan bulamadığı için direkt Cenab-ı Allah'a şikayet edeceğim diyor. Hatta bir şey de beni çok etkilemişti hocam. Yani açlıktan biri ölüyor ya yani. Cansız bedeni kıyıya vuran çocuklar, çocuklar bile var. İşte cennette yemek var mıdır anne ölelim de cennete ya, gidelim ya, diyenler. Yani bunlar kolay söylenilen laflar değil ve ciddi anlamda da değerli laflar. Biz Cenab-ı Allah eyvallah inşallah başkanım. Bu Müslüman alemine, bu Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine rahata kavuşturur diyoruz. Aa, ya bu savaşlardan artık Müslümanların da gözyaşı dinsin diye dua ediyorum kıymetli hocam. Başkanım. Dualarınıza amin diyorum. Allah razı olsun. Kıymetli başkanım sizinle dolu dolu 3-5 saat eyvallah. Konuşsam yine doymam. Ama güzel. Vaktimiz geldi, iftar anı geldi. Eyvallah. Teşriflerinizden şeref ya bulduk. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun hocam. Hem sizden eyvallah. Hem de hocamdan razı olsun. Sevgili seyircilerimiz, o ana geldik. Kul ile Rab arasındaki bütün perdelerin kalktığı ve kulun Rabbinden istediği, Rabbinin de kuluna verdiği anlara geldik. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah sofralarınızı bereketle eylesin. Hastalıklarımıza şifalar, dertlerimize devalar diliyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.